Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecek Cumhurbaşkanı adına bol bol vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı adayın kim ki adı sanı belli olmayan Cumhurbaşkanı adına vaatlerde bulunuyorsun diye sordu. Yerinde bir soru ama yanıtı yoktur. Çünkü Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu bilmiyor. Ama kendisi Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor. Her defasında sorulduğunda onur duyarım diyor. Ama kendisinin aday olacağından emin değil. Şimdiye kadar Millet İttifakı karar verecek diyordu. Ona şimdi her liderin gönlünde bir aday olduğu cümlesini ekledi. Böylece kendisine manevra yapacak alan açmaya çalışıyor. Çünkü Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini biliyor. Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Yine kırmızı kart. Ama Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın en büyük partisi CHP'nin lideri. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun gücünü yaba'na atmamak lazım. Kılıçdaroğlu hem ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı çok istiyor hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Cumhuriyetten Mustafa Balbay'a Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara'nın yönetimini bırakamayız, seçmenimize anlatamayız dedi. Mansur Yavaş kendisini cumhurbaşkanı tartışmalarının dışına çekerek yıpranmayı önledi. Ama Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı mı derseniz hayır derim. Son ana kadar ismi masada olacak." İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yaptığı baş başa görüşmeden sonra strateji değişikliğine gitti. İmamoğlu'nun direnişi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymasını istedi ama tam aksi oldu. Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun kafasında kendisine yer olmadığını net bir şekilde anlamış oldu. Kendisine bir yol haritası belirledi. Teslim olmak yerine mücadeleyi seçti. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kılıcı çektiği, Kayseri'deki CHP belediyelerinin toplantısında ortaya çıktı. Milliyet yazarı Zafer Şahin perde arkasını yazdı. Hepsi doğru. Ankara'daki görüşmeden sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun benim Cumhurbaşkanı adayım genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ama İmamoğlu, Reuters'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorusuna günü geldiğinde en doğru kararın ittifak sürecini yöneten genel başkanlar tarafından verileceğini düşünüyorum diye yanıt verdi topu taca attı. Kılıçdaroğlu'nu eşitledi. Kayseri'de bir vatandaşın sorusu üzerine şu anda bir ittifak heyeti var. Tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek diye konuştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı değilim demedi. Benim adayım Kılıçdaroğlu sözünü ise ağzına almadı. Tam aksine Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı liderleri karar verecek dedi. Partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın diğer liderleriyle eşit konuma indirdi. Partisinin lideri Kılıçdaroğlu'nun iradesini Meral Akşenerle, Temel Karamollaoğluyla, Gültekin Uysal'la eğer ittifak katılırsa Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'yla aynı seviyeye çekti. Millet İttifakı liderlerinin ise vatandaşları dinleyerek karar vereceğini vurguladı. Meral Akşener'in güçlü desteğini yanına aldığı ve halk tabanındaki gücüne inandığı için adres olarak orayı gösterdi. Kılıçdaroğlu hafife alınamaz. Tabii İmamoğlu'nun bu çıkışı CHP genel merkezinde sinirlerin gerilmesine yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun büsbütün tepesine attırdı. İmamoğlu'nun Kayseri dönüşünde randevu talebine yanıt verilmemesinin altında bu yatıyor. Ayrıca benden İmamoğlu'na uyarım. Kılıçdaroğlu'nu hiç hafife almasın. Örnek Muharrem İnce olayı. Kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmasa dahi İmamoğlu'nun adaylığını engelleme gücünü elinde tutuyor. Kılıçdaroğlu istemediği sürece Millet İttifakı'nın hiçbir liderinin gücü onu ortak aday yapmaya yetmez. Ekrem İmamoğlu da yavaş yavaş gücünü göstermeye başladı. İmamoğlu başından beri anketlerdeki gücüne güveniyordu. Şimdi bunu parti kadrolarına yansıtmaya başladı. Kayseri'deki belediye başkanları toplantısında güç gösterisi yaptı. Kendisine yakın belediye başkanları söz alarak yaptığı yardımlardan dolayı İmamoğlu'na teşekkür ettiler. Ama iş orada bitmedi. Mansur Yavaş operasyon. Ekrem İmamoğlu Kayseri'de hem Kılıçdaroğlu'na karşı hem de ilginç bir şekilde kendisine rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş'a karşı operasyon çekmeye kalkıştı. Artık İmamoğlu sadece Kılıçdaroğlu ile mücadele etmeyecek, belli ki Mansur Yavaş'ı da hedef alacak. İmamoğlu'nun bu hamlesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sodem Sen Yönetim Kurulu üyesi belediye başkanlarıyla birlikte Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu. Diyarbakır'la başladı. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun ünlü bir Diyarbakır ziyareti vardı. Orada Ahmet Güneştekin sergisine katılmıştı. Ama o program İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adaylığını hazırlama programıydı. Diyarbakır'da iş insanlarıyla bir araya gelmişti. İmamoğlu'nun Diyarbakır programının bir ayağında ise CHP teşkilatı tarafından karşılanma vardı. CHP genel merkezi tarafından aranıp son anda iptal edilen karşılama programını kastediyorum. İmamoğlu, Diyarbakır'daki karşılama programının iptal edilmesi üzerine CHP genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'yı arayarak tepki göstermişti. İmamoğlu ile Salıcı arasında nezaket sınırlarını zorlayan bir konuşmanın geçtiğini belirtmekle yetineceğim. İmamoğlu'nun ekibi Kayseri dönüşünde de Kırıkkale girişinde bir karşılama programı hazırlayınca bu kez CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay devreye girmiş. CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ı arayıp abartmayın diye uyarıda bulunmuş. Bunun üzerine karşılama için hazırlanan pankart kaldırılmış ama İmamoğlu'na Kırıkkale girişinde karşılama gerçekleştirilmiş. Partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Kırıkkale'den geçiyor, onun için karşılama programı yapılmıyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için yapılıyor. CHP'yi genişletiyor. Kulis bilgilerini niye paylaştım? Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet yavaş yavaş ciddi bir mücadeleye dönüşüyor. Kılıçdaroğlu'nun tüm çabalarına rağmen Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor. Vazgeçmediği gibi cepheyi genişletiyor. Kendisine en güçlü rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş'ı da hedef almaya başladı. İki dönem istiyor. CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu hakkında biz parlamenter sisteme dönüşü savunuyoruz ama İmamoğlu seçildiği takdirde 5 yıl süreyle başkanlık sisteminde devam eder deniyor. Çünkü kendisinin çevresine millet beni yetkilerimi devretmem için seçmiyor. Son güne kadar yetkilerimi kullanırım. Bana 5 yıl yetmez. En az 2 dönem cumhurbaşkanlığı yaparım dediği konuşuluyor. Onun için CHP yöneticileri ikide bir biz yeni bir Erdoğan istemiyoruz diyorlar. <laughs>